Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz günlük rutin işlerimize devam ediyoruz. Bugün yaprak dikiyordum. Şimdi yaz ayında olduğumuz için size şöyle kısa bir hatırlatma bilgisi vermek istedim. Özellikle yaz ayında sukulentler çok çabuk boya kaçabiliyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Şurada bir arkadaş gönderdi bunları, dükkanında duruyordu da çok aşırı boylandılar, ne yapmam gerekiyor diye. Bize de örnek olsun diye ben birkaç tanesini buraya getirdim. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, şimdi bu sedeverya. Şu sukulent artık gölgede dura dura yaprak arası gördüğünüz gibi ne kadar açıldı. Bunun bu saatten sonra yapılması gereken tek şey, bu hali almışsa eğer, sadece yapmamız gereken şu arkadaşlar, kısaca hemen kafayı kesiyoruz. Bu kafayı alıp dikiyorsunuz. İsterseniz şu araları çelik yapın diyeceğim ama bu aralar çelikten olmayacak. Sadece kafadan üretildiği için bu artık hiçbir işe yaramaz. Sadece kafalarını alıp dikebilirsiniz. Onun için yaz ayında olduğumuz için arkadaşlar, şimdi aşırı güneş var. Aşırı güneş olduğu yerde bitki eğer gölgede kalıyorsa, bu sefer havada sıcak olduğu için bir de sulama yapıyoruz sürekli. Bu sefer bitki hızlıca boya gider. Yani bir haftada bitkinin formu değişir. Şu gördüğünüz, bunu da örnek olarak, yani bize örnek olsun diye göstermek istiyorum. Grapto. Grapto yani şu halde olamaz, mümkün değil. Gördüğünüz gibi şu an gayet salaş. Yani bu bizim için artık bir sukulent değil. Sukulent formunu kaybetmiş. Bunun bu saatten sonra tek yapacağımız, isterseniz yapraklarını kırıp tepeye kadar alıp yapraklarını dikebilir. İsterseniz kafayı kesip dikebilirsiniz. Yaprakları boşaltıp geçen gün bahsettiğimiz ağaç formunda da kullanabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Onun için yaz ayında bu sukulentlere ve kaktüslere çok dikkat edin. Şu şekilde olmasın. Bunun için normal görüntüsü şu şekilde olması lazım. Ben bir iki tane getirdim buraya. Yani renkli olması lazım. Tamamen yeşile dönmüş ve gitgide boya gidiyor. Bir şey daha burada sizlere söylemek istiyorum. Eğer bitkileriniz yaz ayında sürekli gölgede, salon bitkileri de dahil buna, sürekli gölgesi, yani salon bitkilerine çok olmuyor da genelde kaktüs ve sukulent tarzı, yaprak güzeli, begonya tarzı şeyler, iyi havalandırma olmazsa, beyaz pamukçuk dediğimiz, hani beyaz bit veya işte ne bileyim beyaz örümcek diyorlar, herkes bir şey diyor ama o pamukçuk özellikle para çiçeğinde çok olur. O da neden oluyor? İşte hiç güneş görmediği için. Şurada bir örnek daha çıkarayım size. Şu bildiğiniz Krasula para çiçeği. Gördüğünüz gibi şu an tamamen yeşil ve boy arası gitgide uzuyor. Bu neden oluyor? Hep güneşte kalmaktan oluyor. Şu ay taşı sukulenti, şunun haline bakın. Böyle olmaması gerekiyor. Şurada bir tane bir çeşit daha var. Yakut kolyesi. Tamamen yeşile dönmüş. Böyle olmaması gerekiyor. Bunun şu an kıpkırmızı olması gerek. Burada var öyle işte. Çeşit çeşit sukulentler var. Şurada bir tane daha göstermek istiyorum size. Yalnız bunlar sukulentlikten artık bizim için çıktı yani. Bu bir sukulent değil. Onun için arkadaşlar yine üstüne basarak söylüyorum. Özellikle yaz ayında kesinlikle güneş gören yere koyup, güneş görmediği zaman sukulentlerin formu bozulabiliyor. Şurada bir örnek daha var. Tanıyanlar bilecek bunu. Bununla bakın ne kadar yaprak arası açılmayacak. Sukulentin eğer yaprak arası açılıyorsa o zaman güneş görmediğinden dolayı oluyor. Yani gitgide cılızlaşıyor. Hatta şurada kaktüs de vardı içlerinde. Şöyle size ben göstermek istiyorum. Bu arkadaş dükkanında işte satıyordu bunları. Şu gördüğünüz bizim de burada olan opuntiye, şu bizim opuntiye. Yani bizim opuntiye ile şunun opuntiye arasındaki farkı şöyle bakın, görün. Yani ne kadar güneş görmediği için hem dalı incelmiş hem boya kaçmış. Etlenemiyor artık sukulent. Bu da aynı. Bu bildiğimiz opuntiye. Bu da aynı, işte dalları ince. Gitgide artık daha da inceleşiyor. Güneş göremediği için de boya gidiyor. Yani etlenemiyor. Şimdi şurada ben size kısa bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Krasula exilis.
Şu an biz bunun size hem fidesini gönderiyoruz hem 5,5'luk saksı da. İsterseniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu çiçek açıyor ya, şu çiçek şu an bunun çiçeklenme zamanı. Çiçekleri de zaten çok uzun gidiyor. İsterseniz ben şimdi burada şöyle size hem göstermek istiyorum. Ben burada bir müddet sonra bunun şu çiçeklerini şu şekilde ta uçtan arkadaşlar, yani uçtan derken şöyle size de göstereyim, iyice demek istediğimi anlayın. Şuraya kadar gelmiş, şuradan goncaya binmiş. Ben goncalı dalın bir altından kesiyorum. Şuradan, yani gonca kalmasını istemiyorum. Bu şekilde siz de isterseniz, bak yine söylüyorum, isterseniz kesebilirsiniz. Biz bir müddet sonra bunların hepsini keseceğiz. Peki neden kesiyoruz bunları? Onu da size söyleyeyim. Şunu bir bitirelim. Bunu kesmemizdeki amaç şu şekilde. Bunu kesmemizdeki gaye, bu çiçekler bunun büyümesini durduruyor. Yani genelde zaten bütün sukulentlerde öyledir. Eğer çiçek veya goncaya bindiği zaman şeyini durdurur, büyümesini durdurur. İsterseniz bu şekilde kesebilirsiniz. Hatta burada şu an ben bunu içerideki serada viyolden çıkardım. Bunlar 45'li viyolde duruyor. Bakın dikkat edin. Bu tarafı güneş görüyor. Tamamen kırmızı, yani kırmızı, bak şu tarafı gölge kalmış. Hemen yeşile dönmüş. Onun için demek istediğimse balkondaki sukulent veya kaktüs güneş gören, arada saksılarınızı böyle çevirin. Bizim burada bir imkanımız olmadığı için viyolu ters de çevirsek, düz de çevirsek çok bir şey fark etmeyecek. Çünkü birbirine zaten yanaşık olduğu için gölge ediyor. Bu sukulentten kısaca yine hatırlatarak bahsedelim. Suyu az verebilirsiniz. Çok su istemez. Çok su verirseniz yeşil, az su verirseniz kırmızıya dönüyordu. Şu an size biz burada çiçekli gönderiyoruz bunları. İsterseniz siz de çiçeklerini şu şekilde kesebilirsiniz. Kesmezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Biraz daha işte uzar, boylanır. Çiçeği bittikten sonra da kesebilirsiniz. Biz yine ne söyledik? İşte burada bizim gayemiz bunu çoğaltmak olduğu için, hem büyütmek ve çoğaltmak olduğu için büyümesini durdurmam, yani durmasın diye şuralardan tekrar kafa patlatıp ikili üçlü işte şimdi buradan kestiğiniz zaman şuralardan tekrar yavru patlatacak, şuralardan. Onun için kesebiliyoruz. İsterseniz siz de kesersiniz. Kesmek istemeyen arkadaşlar da çiçeği açıp bittikten sonra kesebilirler. Ondan sonra da büyümeye devam edebilir. Hatta o şöyle söyleyeyim, şu çiçek aralarını isterseniz, onu da hemen anlatayım, inşallah bitireceğiz videomuzu. Şöyle göstereyim, örneğin şurayı kestiniz, şuradan iki yaprağı kırıp alıp şurayı, yani boşaltıp, yani bunları da biz ziyan etmiyoruz. Şuradan tekrar kesebilip şunu tekrar dikebiliyoruz arkadaşlar, şöyle küçük viyollere veya işte saksının etrafına. Yani çiçeklerden de gonca alabilirsiniz. O kestikleriniz de yine çiçek açar. Onları bir daha kesin. O tekrar bu sefer şu şekilde yaprağa dönecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir de bir kısa bilgi daha vermek istiyorum. Bizden bankoklu alan arkadaşlar, fide alan arkadaşlar isterlerse söylüyorum, kenarları hep yavruludur. O yavruları bekletmesinler. Yani kesili, yani dikilecek gibi oldu mu bence oradan alıp başka yerlere onları diksinler. Daha iyi olur, haberiniz olsun. Dikin, korkmayın arkadaşlar. Kesmekten korkmayın. Hepsi köklenir, merak etmeyin. Köklenmeyecek bir şey olsa zaten zor olsa zor diye söyleriz size. Bangkoklu çabuk kökleniyor. Onun için aldığınız tek kafanın etrafındaki yavruları dikilecek gibi oldu mu hemen oradan alın, dikin arkadaşlar. Sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kargolarımızı bugün de yaptık, çıkardık çok şükür. Yarınki kargolarımızdan devam edeceğiz. Biz bu şekilde yine üretim videoları, farklı bilgi videoları çekmeye devam edeceğiz. Bugünlük size hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.